ekranları başındaki değerli izleyenlerimiz, Olay Televizyonları ekranlarında Ustaların Elinden programındasınız. Sevgili arkadaşım Emin Orhan ve ben tekrar geldik, buluştuk. Güzel bir kahve keyfi yapacağız. Biraz sohbet edeceğiz ve ben bugün neler yapacağımızı öğreneceğim. Mümin'cim merhaba. Merhaba. Bugün yine güzel dakikalar geçirmek için seninle buluştuk. Bize yol gösteriyorsun, neler yapabileceğimizi gösteriyorsun. Bugün yine yol arkadaşlığımız var. Evet. Hemen aklayayım, hemen giriyorum her konuya. Her günkü gibi yol arkadaşlığımız devam ediyor. Çok zevkli, çok güzel geri dönüyor izleyicilerimiz. Evet. Aslında geri dönüşüm hem izleyicilerimizden dönüyor hem de yaptığımız işleri tekrar tabiattan geri döndürüyoruz. Bugün aslında şöyle bir şey yapalım. Hem yaz ayındayız, insanlar hem denize giriyorlar hem eğleniyorlar ve halhal tarzı bir böyle gümüşten ince bir şey yapalım diyorum. Çok güzel, halhal çalışmadı. Takılarda pek çok şey yaptık, yüzük yaptık, broş yaptık, kolye, küpe. Bu halhal çalışmamıştık, güzel. Çok da yaygın aslında kullanımı. Evet, hem yaygın hem de halhal aslında iki türde kullanılıyor. Ara parçası biraz uzun yapılırsa işte hem bileklikte kullanılabilir. Tabii, uzatmasıyla değil mi? Uzatmasıyla hem de işte halhal olarak kullanılabilir. Böyle bir değişik bir şey yapalım diyorum. Çok keyifli. Peki onu süsleyecek miyiz? Evet, süsleyeceğiz. Neyle yapacağız? Biraz böyle değişik parçalar keseceğim onun için. Aa, çok güzel. Keseceğiz, biçeceğiz. Tabii, keseceğiz. İşte hafif zımparalayacağız ve montaj yapacağız. Böyle çok mat, böyle değişik bir şey yapmayı düşünüyorum. Tamam, çok keyifli. Yaz ayındayız, dediğin gibi pek çok şey de öğreniyoruz. Söylediğin gibi geri dönüşler de çok güzel. Örneğin işte mailler geliyor, sosyal medya üzerinden mesajlar geliyor. Yaptığımızı değerlendirenler, özellikle bulmak için çok güzel dönüşler var. Sen farklı teknikler de gösteriyorsun. Ben de evde çalışıyorum. Farklı bir duygu bu. Bundan şöyle söyleyeyim, birkaç programda da biz söyledik zaten. Pratik bilgiler gösterdin ve maliyeti düşükse bununla geçinmeye çalışan ev hanımları var. Eve katkıda bulunmak isteyenler var. Onlar için güzel bir yol göstericiliği oluyor. Hem bu hem de şöyle, bana da geri dönüşümleri hem atölyemize, buraya Fidanan'a geliyorlar. Evet. Yani Bursa'nın aslında en muhteşem mekanlarından bir tanesi. Evet. Şu an oturduğumuz hanlardan da bir tanesi. Farklı bir mekan. Burada aslında şöyle bir geri dönüşüm var. Bu çok özel aslında benim için. Aynen şöyle diyorlar. Diyorlar ki yaşınız genç ama hani sizin ne kadar usta olduğunuzu biz zaten takip ediyoruz, biliyoruz. Bugüne kadar diyorlar kimse bu meslekteki püf noktaları hiçbir şekilde anlatmadı. Evet. Ve biz bunları yabancılardan bazen görüyorduk. Evet. Ama dil sorunu yüzünden anlayamıyorduk. Evet, diye çok geri dönüşüm oldu. Çalışılıyor. Evet, şu an öyle aslında güzel bir program yapıyoruz ki. Aslında Olay TV'ye ben bunun için çok teşekkür ediyorum. İnsanlara biz bu meslekler nasıl yapılır? Bir nebze dahi olsa, ya bir yapıştırıcının nasıl kullanıldığını bile göstermek çok önemli bir şey. Çok önemli. Biz hepimiz insanız. Allah-u Teala bazen insanı hayatta sınıyor. Mallarınız ve canlarınızla siz sınarız diyor. Şimdi burada şu var. İnsanın hayatta başına her şey gelebilir. Bu her din, her topluluk ve her insan için geçerli. Olabilir. Burada şu var. Elimizde ne olursa olsun lütfen. Bir altın bilezik olsun. Bir gün başımıza bir şey gelebilir, olabilir insanlık hali. Ama çivi çakmasını biliyorsak, bir duvar boyamasını biliyorsak, bir ahşap boyamasını biliyorsak, ondan bir parça alıp inanın böyle bir yerde ben şunu satıyorum dediğinizde İnanın o eserin, o ürünün, o malın mutlaka bir alıcısı çıkar. İlla ki olur. Her şekilde de dönüşümü olur. Ben de buna inanıyorum. Ayrıca bilginin zararı olmaz. Kesinlikle. İlla gerekecek diye değil. Bu bir keyif. Ben de mesela bir sürü şey öğreniyorum senden. Ben onları teşekkür ederim. Onları değerlendiriyor olmak da çok güzel. Bunlarla hediyeler hazırlayıp veriyor olmam çok güzel. Bir el emeğinin birine hediye edilmesi benim açımdan çok keyifli. Bunu ben seni düşünerek yaptım. Bunun başka örneği yok demek benim için çok keyifli. Çünkü sizin elinizden çıkan bir şey. Burada o günkü o kişiye karşı hissettiğiniz güzel duygular. Bizim atalarımız onlardan bize geldiği için bu güzellikler bir şey yaparken güzellik ile yapıyorsak, bunu ince nüansları düşünerek bir şey yapıyorsak inan ona çok güzel olacak. Ya çok çiçek bile olacak. Evde bakıyorsunuz. İşte bunu severek o çiçeğe bir hürmet gösterirseniz o da size hürmet gösterip açıyor.
Öbürü bir türlü soluyor. Doğru, doğru söylüyorsun. Birbirimize onun için soldurmayalım. Birbirimize güzel sözler söyleyelim. O zaman işte çok güzel şeyler çıkacak. Oo, kahvelerimiz de geldi. Kahveler afilli. Bayılıyorum. Hem kahveler afilli hem de kardeşimiz o kadar yakışıklı maşallah. Maşallah. Bu arada kısmetim taşmış. Oy oy oy, sunum da süper. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel sunumlu bir kahvemiz var. Biz biraz kahve keyfi yapalım. Buranın tadını çıkaralım her zamanki gibi. Ardından atölyemize geçelim. Halhalı merak ediyorum nasıl olacak diye. Tamam. Ben de merak ediyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sevgili izleyenler, atölyeye girdik, biraz keyif yaptık. Her zaman söylüyorum, Fidan Anda olunca bu keyfi yapmamak imkansız. Sevgili Mimin Orhan bugün değişiklik olarak motifler olan bir halhal yapmayı önerdi. Biz de bunu öğrenmek istiyoruz. Belki onun yaptığı kadar profesyonel malzemelerle yapamayacağız ama biz de benzer malzemelerle ufak tefek yapabileceğimizi düşünüyorum. Mimin'cim, desenleri çıkarmışsın. Evet, desenleri hazırladım. Şimdi evet. Tabii pirinçten de yapılabiliyor. Biz atölyemizde evet. Gümüş çalıştığımız için. Şimdi bunları gümüşe yapıştıracağız. Tamam. Deleceğiz. Kıl testeresiyle kestikten sonra üzerlerini çok az, bu sefer parlak yapmayacağım. Mat yapacağım. Mat istiyoruz. Tamam. Mat yapıp halhalımızı hazırlayacağız. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Tamam, ne seçtik? Lale seçmişiz, yusufçuk seçmişiz. Ve yıldız. Yıldızımız var. Şimdi desenimizi buradan kestik. Buraya koyuyoruz. Buradan hemen şöyle. Bunların arkalarına yapışkanını yapıştırıp astarımızın üzerine yapıştıracağız. Tamam. Daha önce de demiştik piritle yapıştırıcılarla yapıştırabiliriz. Hı hı hı. Buradan kesiyoruz. Tamam, gümüş plakamız bu değil mi? Evet, gümüş plakamız. Bu yapışkan birazcık şöyle kendini Antep tutsun. Antep makası mıydı? Makas. Çok güzel, tebrik ediyorum. Biliyorum. Yani ezberledin artık. Ben bu işte ilerliyorum. Bir kesme aşamasına geçebilsem tamam, iyi de. Ondan sonra bana diyeceksin ki niye bana kestirdin bunları? Evet, şöyle ilk baş bir delik açıyoruz. Delik açıyoruz. Kıl testeresi girsin diye. Ucu yanmasın diye mi balmumunu evet. Sürüyoruz? Balmum yoksa suyla da yapılabilir. İlla balmumuyla yapmamız ben gerekmiyor. Ben senin başka çalışmalarını da gördüm. Böyle düzenli su akan, sürtünme olmasın, ısınma olmasın diye minik minik su akarken bir şeyleri zımparaladığın, cilaladığın görüntüler var. Evet, onlarda da şöyle bir şey var. Eğer malzeme ısınır ise bu sefer yanıyor. Rengi değişir. Ondan dolayı da baştan tabii ki ısınmamasını sağlıyoruz malzemenin. Evet. Deliklerin malzemenin yuvarlak halka geçireceğimiz yerleri birazcık genişletti. Daha geniş olması lazım. Kıl testeremizin geçeceği delikleri açtım. Halkala takılacağı delikleri, halkaların takılacağı delikleri açtım. Şimdi o deliklerden geçirdim. Kesmeye başlıyoruz. Deseni başlıyoruz şimdi. Tamam. Hemen şuradan şöyle kesiyoruz. Gümüş kesmekte sedef gibi daha önce pirinç yaptığımız gibi mi? Dik tutuyoruz elimizi. Dik tutuyoruz, uzun çekiyoruz ve bastırmıyoruz. Bütün malzemeler aynıdır. Tabii ki sertlik dereceleri farklı. Gümüş biraz daha yumuşaktır. Sedef daha zordur kesmek, evet. Daha uzun sürer. Evet. Bu şekilde kesiyoruz. Sol elimizi hareketli tutuyoruz, sağımızı sabit tutuyoruz. Sabit tutuyoruz ve... Daha doğrusu kullandığımız elimizi sabit tutuyoruz, diğeriyle oynatıyoruz. Çizgiyi desteremizin soluna alıyoruz. Solundan bastırmadan kesiyoruz. Tamam. Çizgiye girmiyoruz. Tamam.
laleyi kesiyor. Yıldız oldu. Üstünde yapışkanı duruyor. Yusufçuk da oldu ama halhal figürü olduğu için o kadar minikler ki bunları nasıl kestiğini gerçekten akıl sır erdiremiyorum. Evet, şu an bunu da kestim. Yusufçuk da çok güzel oldu. Aslında çok minikler değil mi? Evet. Şu an kestiğim kıl, desterenin kılı çok ince. Evet. Yani şöyle düşünün, şöyle göstereyim. Yani şu an lalecik çift diyoruz ya, yani cımbızla evet. Tutuyorum şu an ufaklığını. Evet. Ayırt edebilirsiniz. Lalecik o. Evet. Lale değil. Lalecik mi? Büyüyünce lale olacak o. Şimdi bunları ne yapacağız peki? Bunları bence ben fikri veriyorum. Düzenli izleyenler hiç şaşırmayacaklar. Bence bunların ucunu halka takıyoruz, kulağımıza takıyoruz. Her şeyi küpe yapıyorum ben. Ben sana söyleyeyim, çok güzel olur. Çok güzel böyle, bak sıra sıra dizi dizi böyle. Sen zaten alışıksın. Evet. Bundan o zaman biz üstlerindeki yapışkanları bir alalım. Tamam. Asetonla mı alacağız? Asetonla alalım. Asetonla kabımızı çıkartalım şöyle içine. Tamam. Veriyorum bunları da. Atalım. Şöyle. Şöyle hafif çalkalayalım. Daha önceden kesilmiş ortada figürler buldum. Bir tane Fatıma'nın eli var. Bir tane kelebek var. Bunlar sedef değil mi Mümin? Evet, onlar sedeften daha önce ben kesmiştim. Bunları niye kesmiştin sen? Onları da yine böyle minik bir takı yapıyordum. Onun için kesmiştim. Yapıştırıcı verirsen, bak çok güzel figür buldum ben bunu. Kulağına mı takacaksın? Hayır. Bence çok güzel duruyor. Nasıl tipi? Ablacığım maşallah. Tezgahta ne bulursan kulağına, suratına yapıştırıyorsun. Ama ya şurada bulunmamın nimetlerinden yararlanmayayım mı? Bir yanağımda kelebek çıkmasın mı? Ya tabii ki. O zaman şöyle yapalım. Sen kelebeklerle uğraşırken evet. Ben de bunun şöyle bir hafif eğileni uğrayayım. Niye ben bu kelebeklerle uğraştığımı anladın mı? Ben bunlarla uğraşmasam onu bana vereceksin yine. Bir evet. Nevi zımpara yapmayacağım ama. Ama burası senin işin. Ve sen bunu çok güzel yapıyorsun diye veriyorum. Çıraklar da isyan eder. O kadar küçük ki tırnağımın üstüne koyayım anca görünüyor. Bakar mısınız güzelliğine? Şimdi halkaya göre şunları ilk başta şöyle ayarlayacağım. Tamam. Normalde bunları biz tabii ki daha da ince yapıyoruz. Mümin, gümüş olduğu için mi bu daha rahat eğlendi? Hemen kenarlarını düzeltebildin, üstünü hemen rahatlattın diyeyim. Takılacak bir şey yok. Evet, bu halka şöyle yaptığımız eğeler çünkü çok ince kullandığımız parçalar. Ondan dolayı da ve çok sert çelikleri tesviye yapabilecek eğeler. Bak bir tane halka geçirdim bile. Aa çok güzel. Şimdi burada delikleri delerken halka kalınlığı kadar deldim ya. Evet, halkamız ondan, inceymiş ama gerçekten. Evet. Bunları biz tabii o kadar ince yapabiliyoruz ki ama tabii çok inceler çünkü bunları tutmak bile şu an birazcık zor. Onun için bakın böyle bir şeyle tutuyorum. Evet. Pense yardımıyla tutuyorum. Pense halkamın tutuyorsun. Ağzını buradan. Halkası da çok ince ve çok zarif olacak gerçekten bu. Bu arada ben sizden şey isteyebilir miyim? Buradan şunun içinden şöyle şunu alır mısınız? Alırım. Evet, bu halhal. Şöyle yapalım mı? Hem halhal olarak kullanmak için hem de uzatmalı. Evet, bileğinizde kullanmak için. Onu bilek ölçüne göre alabilir misin ablacığım? Zaten benim bileğimin ölçüsüne göre olursa normal bir insana göre halhal olabilir. Tabii ki. Tabii senin bileğinin ölçüsüne göre olursa sen onu hemen alıyorsun zaten. Tabii ki. Şu iyi mi? Bakayım. Bence bu iyi. Bence iyi. Kesiyorum. Kesecek mi acaba? Kesti. Para istemedi bu sefer makas. Hayret. Benim elimde olunca makas para istemiyor. Ben bunun ablacığım zımparasını yaparken sizden de şöyle bir şey isteyeyim.
Onun iki baş deliğini hafif genişletir misiniz tamam. bizle? Ben de bunun bu arada zımparasını yapayım. Halka geçebilecek gibi. Evet, tam kestiğimden ucunda. Kestiğimden sonra olanı. Evet, siz biraz genişletirseniz ben de en son genişletmeden yapacağım. Peki buna böyle buraya sabitleyip bastırsam hafif, içeri doğru? Hafif minik bastırsanız yeter. O zaten halkanın geçeceği kadar yer yapacak. Bayağı sanki biraz gidiyorum içeri. Evet, o yeter. Cam elyafı da diyorlar buna. Cam bizim evet, kuyumda da kullanılan bir şey bu. Brose diyoruz. Malzemenin üzerine mat yapıyor bu. Hmm. Yani kuyumcu el aletleri satan yerlerde var. Şimdi bununla şöyle üzerine hafif kalem gibi bu. Şöyle matlaştırıyorum üzerine. Onu çok sevdim. Onu yapabilir miyim ben de bir tanesini? Tabii ki. Bu arada ben onu hazırlayayım. Ben bunu genişlettim gerçekten. Çok güzel. Sana şöyle vereyim. Şöyle önüne hafif kalemle şöyle boyar de gibi. Kalemle boyar gibi üzerine mat çizikler atıyorsun. Mat çizikler atıyorum. Evet. Şöyle göstereyim. Çok buyurun. Uzmanım ben çünkü. Yani genelde broseleme işlemini ben yapıyorum. İkisini de vereyim ben size. Aa, bu tel ucundaki. Evet, ince tel. Gümüş herhangi bir pirinç telle de yapabilirsiniz. Gümüşün üzerine çiziyor. Ben bu arada bunun halkasını geçirdim. Tamam. Buradan şimdi klipsini geçiriyorum. Kilit kısmına. Şöyle yaptım. Bunun peki şey ister misin? Buraya bir tane daha uzatma yapayım mı? İyi mi bu? Boyu iyi bence değil mi? Bence iyi. Bu arada şöyle bir şey var. Vücudun dengesiyle alakalı bir şey mi? Bazı bünyeler mesela gümüşü takıyor. Kararıyor, oksitleniyor. Bazısı da parlatıyor. Bende parlıyor mesela. Şöyle. Bilimsel olarak söyleyelim aslında. Hı hı. Burada şu var. Vücudumuz sonuçta terden bir oksit salgılıyor, evet. değil mi? Bu oksit de aslında gümüşü karartıyor. Hı hı. Bundan dolayı gümüş kararıyor. Bazı tenlerde bu vücuttaki oksiti atmak daha az olduğu için hı hı. ondan dolayı da daha az terliyorlar ve gümüş daha az kararıyor. Bu arada taktığınız gümüş de önemli. Gümüşte eğer kaplama varsa üzerine, rodyum kaplama diyoruz mesela, işte beyaz diyoruz evet. veyahut da 14 sarı diyoruz mesela, sarı altın kaplama varsa kaplama geç kararır. Ondan dolayıdır. Ama olabilir. Şu an mesela bunlar 925 gümüş olduğu için bunlar da tabii tene değdiğinde kararma olabilir. Ama kaplanırsa daha geç kararır. Şimdi iki tane eşit yerden de yapalım. Şöyle, biraz daha geleyim mi? Şu iyi mi? İyi, orası iyi bence. Şöyle tuttum. Burayı şöyle aldıktan sonra şöyle. Genişlettim. Hafif genişlettim. Bir tane alabilir miyim parçayı? Hangisi takılacaksa? Yusufçuk. Şimdi tam bunu buradan yapıyorum şu şekilde yine. Simetrik olsun diye tam karşısına denk gelecek, değil mi? Evet, tam karşısına denk gelen yere şöyle bastım tekrar, aldım bunu. Ya bunlarda bunları aslında ayarlaması birazcık sıkıntı olabiliyor. Çünkü aynı, çok küçükler, çok minikler. Evet, şimdi o parçayı da alayım. Yıldızı veriyorum. Bazen böyle kesiyoruz mesela parçaları, inanın kayboluyor. O kadar küçük ki. Yalnız işte onu söylüyorum, büyük parça daha rahattır muhtemelen kesmesi. Şimdi büyük bir yıldızı kesmek var, testere düz gidiyor bayağı. Dönüşü daha kolay, bunda minicik ve dönmesi, bu ciddi uzmanlık isteyen bir şey. Çok çalışma gerektiren bir şey. Evet. Ben çok minik, böyle detaylı işler çok çalıştığım için bunları çok rahat kesiyorum. Daha önce saat kadran çalıştım. Harflerini Osmanlıca kakma yapmıştım. O çok böyle detaylı ve zahmetli bir şeydi. Evet. Şimdi ablacığım çok sen güzel şeylerini yaparsan hafif birazcık daha sülaleyi biraz daha matlaştırabilirsin. Tamam. Tabii biz bundan yaptık. Mesela bunu aslında sana şöyle şundan matlaştırırken hemen şuna bir delik açayım. Senenin tabii ki modası. Tabii.
Ondan dolayı da çok önemli. Tabii ki. Çok bu arada güzel oldu. Küpenizi alabilir miyim? Bu da güzel bir antika küpedir yani. Küpeleriniz de çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Sonrasında bir bakımdan geçti falan. Bakıldı. Bu arada iyi ki küpenizi almışız. Çünkü burada halkası açılmış. Yılların küpesi olabilir. Aslında şimdi çok önemli bir şey yaptık. Evet. Program içinde program yaptık şu an. Evet ama göremiyorum, göstermiyorsun ki. Merak etti. Bak nasıl durdu. Ya bu bana bereketli gelsin. Evet, şimdi şöyle ben size vereyim bunu. Evimizde, işte küpemiz var. Böyle bir antika bir parçamız var. Bunun üzerine mincik işte bir şey yaptık. Elimizde olan bir parçayı yine değerlendirdik. Ve bambaşka bir şey oldu. Çok sevdim, çok teşekkür ederim. Beşin biliyorsunuz aşk, akıl, ahlak, adalet ve adabı temsil eder. Beş, el. Bir daha. Aşk, akıl, ahlak, adalet ve adab. Çok güzel. Ama benim için Fatıma Hanım'ın eli. Evet. Fatma Hanım'ın eli. Çok severim. Hepsi birdir zaten. Evet. Bu da çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok zarif bir halhalı oldu. İlla gümüş üzerinde çalışmak değil. Olabilir evde zincirler olabilir. Kopmuş bir zincirimiz olabilir. İp. Onu kısaltabiliriz. İp olabilir. Onun ucuna böyle daha yumuşak kendinizin kesebileceği, oyabileceği malzemeler olabilir. Hemen böyle takarsınız. Pratik bir takı olur. Buradaki biraz uzmanlık isteyen bir takıydı. Çok güzel kesti. Mümin matlaştırdı. Çok ince deliklerden ince iş. O kadar ince yapıldığı için de bu kadar zarif oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. O sizin zarifliğiniz. Teşekkür ederiz. Ustaların elinden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.